Sayın Avcı hoş geldiniz. Bugün kamuoyunda birçok size karşı kişisel saldırı var. Zaten bu akşamki konuşmalarımızda özellikle size olan saldırılar ne oranda doğrudur ne oranda değildir onların üzerinde dolaşacak. Fakat en çok kamuoyunda üzerinde durulan nokta telefon dinleme tartışılıyor. Ve bunu gerçekleştirebilecek kurumların başında da işte MİT var, şu var ama emniyet geliyor. Yani sizin bölümünüz, iddialar o ki sizin bölümünüz telefonları dinliyor. Neden telefon dinliyorsunuz? Sayın Biran, telefon dinleme de polisin kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Özellikle bizim istihbarat bölümümüz, klasik istihbarat faaliyeti yürüten eleman çalıştırma, yani ajan çalıştırma, takip tarasut yapma, gözetleme yapma ve dinleme yapma da bu olayın bir parçası. Yani bilgi alma, bilgi toplama yöntemlerinin bir parçası. Yasal olarak yapılması gereken bir görev, bir zaruret aynı zamanda ve gerektiği yerde ve gerektiği zamanda. Ama herkesi dinliyor musunuz? Yani bu öyle bir şey ki bakın Topçu söyledi, Sayın Topçu. Cumhurbaşkanı dinleniyormuş. Mesut Yılmaz ben dinleniyorum dedi. Yalım Erez dinleniyorum dedi. Ben dinlendiğimi zannediyorum. Niye bizi dinliyorsunuz? O kadar abartılıyor ki gerçekten bu sorulara cevap vermekte zorlanıyorum. Ben daha çok bir teşhis ve tahlilde bulunmakta çok mevcut durumu anlatayım. Kararı sizler ve seyirciler versin. Gerçekten dinleme konusunda yalnız emniyet istihbarat bölümü için belki de bu olayı size en iyi anlatacak olan benim. Çünkü ben 1987 yıllarında 1984-92 arası Diyarbakır'da görev yaptım. İlk dinleme işlemlerine başladığımız 1987 yılına kadar benim bilgime göre emniyet istihbarat Türkiye'nin herhangi bir yerinde hiçbir şekilde bir telefon dinlemiyordu. Bir tek telefon dahi dinlemiyordu. 87'den itibaren dinlemeye başladınız. İlk dinlemeye başlama faaliyetimiz 1987. O da şöyle başlamıştı. Diyarbakır bölgesinde PKK'nın şehir faaliyetlerine gönderdiği bir takım hücreler olduğunu tespit etmiştik. Şehir faaliyetlerine yapmak için gelen militan kadrolar talimatları direkt APO'dan alıyordu. Veya yurt dışındaki militan kadrodan alıyordu. Sizin ne kadar elemanınız da olsa takip de etseniz bu şahısların bu muhaberelerin denetlemediğiniz müddetçe olayın tamamı hakkında bilgi sahibi olamıyordunuz. O zamanlar Türkiye gündemini de yazın sakin operasyon bir operasyon başlatmıştık. Şehir merkezine çeşitli eylemler geldiği için militanlar tespit edilmişti. Bu militanlar diğer illerle irtibatları tespit edildi. O illere bilgi verilmek suretiyle o illerde başlatıldı. Ve bu merhale bugünkü onlar dinlenmeye safhaya doğru gelindi. Şu anda ama öyle bir hale geldi ki şimdi baksanıza Cumhurbaşkanı'ndan şeyine kadar herkes dinlenir oldu değil mi? Şimdi herkes dinlenir olmadı. Herkes dinlendiğine dair bir iddialar yaygınlaştı. Hayır ama dinleniyor. Yani şimdi genel olarak kamuoyunda dinlendiğimiz hissi var. Bu da öyle bir his ki bir kere insanın içine girdiği zaman kolay kolay çıkmıyor. Peki kimi dinliyorsunuz? Yani iddialar o ki sizin biriminiz emniyet genelinde kimi dinliyorsunuz? Nasıl dinliyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu yapalım. Nasıl dinleme yapılıyor? Bizim ülkemizde dinleme işlemleri PTT'den yani Türk Telekom'dan haber dinlenmesi mümkün değil. Dinleme işlemlerini yapacak olan birimlerimiz kendi bulundukları illerde PTT ile kendileri arasında bir boş devre hat tahsis ederler. Yani diyelim ki PTT'nin bir santralinden evet emniyetin diğer birim binası arasında boş kiralık hat tahsis edilir. Diyelim ki İstanbul vilayetinde 10 tane hat tahsis edilir. Bu hatlarda dinlemek istediğiniz telefonla ilgili mahkeme kararı alırsınız, postaneye varırsınız. Postadaki memur sizin dinlemek istediğiniz telefon hattı üzerine size emniyet biriminde çekilir ve hatları paralel bağlar. Eğer o santraldaysa, yok bu o santralda değil, daha uzak bir santraldaysa PT'nin santralları arasında aktarılarak size kadar gelir. Yani siz bir dinleme faaliyetine başladığınız zaman en azından emniyet birimi içerisinde görevli olan sizin polisleriniz ve PTT'deki bu işi yapan en az birkaç tane memur bu olayı bilir ve bu olay bunlar tarafından gizlenemez biçimde ortaya çıkar. Peki yani sonuç? Sonuç şöyle söyleyeyim. Siz herhangi bir dinleme işlemi yapıyorsanız hem görevlileriniz hem PTT tarafından net olarak bilinir. Tek başınıza gizli bir dinleme yapmanız mümkün değil. Şunu öğrenmek istiyorum. Kaç bin kişi veyahut da kaç yüz bin kişi dinleniyor? Bu aslında çok abartılı rakamlarla veriliyor. Çünkü fiilen bu kadar dinlemeye mümkün değil. İmkanınız yok. Bir defa bir hattı dinlemek için lazım gereken sizin personel sayınız var. Tamam ama olmanız gereken. Ama mesela 5 bin mi, 10 bin mi, 15 bin mi? Hayır, bunun tam rakamlarını tamamıyla söylemek mümkün değil. Şu bakımdan günlük olaylara göre, olayların seyrine göre alınan mahkeme kararları bu yukarı doğru çıkar veya aşağı doğru iner. Bunun tamamı net rakam olarak ben bilemem ama
Zannediyorum bundan yakın bir dönem öncesinde bir İçişleri Bakanımızın bir açıklaması vardı sizin programınızda. Ortalama 400 ile 500 civarındaki bir rakam vermişti Türkiye geneli için. Türkiye'nin geneli için. Evet, böyle bir rakam verdi hatırlıyorum ben yanılmıyorsam. Çok fakat, az değil mi Türkiye'nin geneline göre? Yani şikayetlere bakılacak olursa. Şunu söylemek istiyorum. Öyle bir abartı geliyor ki ben bile inanmakta zorlanıyorum. Yani, Cumhurbaşkanını dinliyor musunuz? Şimdi onu da aynı noktaya gelmek istiyorum. Aslında bizim şu sorunun cevabını şöyle vermek lazım. Bizim illerimiz dinleme yapar. İllerimiz şehir içerisinde kendi bölgelerindeki, kendi sorumluluk sahalarındaki konularla ilgili dinleme yapabilirler. Her il kendi bir. Kendi sahası. Emniyet Genel Müdürü İstihbarat Daire Başkanlığı ise bu illerin hiçbirinin yapmayacağı işler yapar. Mesela mobil bir dinleme sistemi lazım. İşte PKK'nın kullandığı uydu telefonlarının dinlenmesi lazım. Bunları bir ilin tek başına yapması fiilen mümkün değil. Ancak bunu merkezi olarak siz yaparsanız siz üstlenmek mecburiyetiniz. Bunun dışında her ilin kendisi yapmak mecburiyetiniz. Anlıyorum. Yalnız siz şunu söylüyorsunuz. Ben istihbarat genel müdürlük istihbarat bölümü olarak ben dinlemiyorum. Ama bir yerde söylediklerinizden şu çıkıyor ki diğer illerdeki emniyet müdürlükleri kendi inisiyatifleriyle dinleyebiliyorlar. Tabii kendi inisiyatifleriyle ama belli bir yargı denetimiyle. Nasıldır yargı denetimi? Nerede yargı denetimi? Çünkü yargı denetimi lafı hep söyleniyor ama pek yargı denetimi işlemiyormuş gibi bir hal var. Hayır, şöyle söyleyeyim. Tabii bu ilk tahakkukatlar daha çok gizli olduğu için bunu açıktan basına vermemiz mümkün değil. Ve biz daha çok dinlemede istihbarat bilgi temini için, kişilerin irtibatlarının belirlenmesi için dinleriz. Çünkü bizim takip ettiğimiz insanlar, örgüt mensupları her şeyi çok açık konuşan insanlar değildir. Çok kapalı. Sıradan bir insan muhabbeti ve konuşması içerisinde olurlar. Siz o aradaki kelimelerden cümle bir şeyler çıkarmak mecburiyetindesiniz. O uzun boylu bir irtibatları yoktur. Demin sorduğunuz soruya gelecek olursam ben yine dinliyoruz veya dinlemiyoruz demeyeyim. Ama size ben olayı anlatayım. Siz kararınızı verin. Emniyet Genel Müdürü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın bağlı olduğu faaliyetlerin santralları var Türk Telekom'un. Bu yarın gidilsin kontrol edilsin. Hatta kontrole bile gerek yok. Her tahsis edilen devrenin, her aldığınız hattın mutlaka bir kaydı vardır postanede. PTT'si. Bakılsın Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na bir tane dahi telefon için dinleme hattı var mıdır? Bir tane diyorum. Bu sizinle ilgili, sizin bölümünüzle ilgili. Evet. Ama sizin dışınızda da dinleyenler var emniyette. Hayır, bizim dışımızda emniyette çok küçük bir birim, kaçakçılık teşkilatı bir dinleme yapar. O da daha çok kendi kapı. Asıl olarak bu siyasi işleri ve bu tür işleri biz üstleniriz. Ama ben şunu çok iddia ve kesin olarak söylüyorum. Diyorum ki bugün devletin imkanları var. Gidip bizim bağlı olduğumuz santralda böyle bir hat var mıdır? Emniyet birimlerine böyle bir tahsisat yapılmış mıdır? Hatta hattı da kontrol da gerek yok diyorum. PT kayıt, telekom kayıtlarına bakılır ve bu tek tek karşılaştırılabilir. Bugün telekom başında çok dürüst ve namuslu bildiğimiz insanlar var. Deminden hep sonu söylüyorum. Cumhurbaşkanı dinlenebilir mi? Teknik olarak hiçbir sorun yok, dinlenebilir. Yani, ama ama Türkiye'de hiçbir görevli böyle bir şey yapamaz. Yapamaz. Çünkü bu görevi yapan insanların da bir görev anlayışı var. Yani keyif için insan dinlenemez. Bu özel, bir görev olduğu için. Bu özel konuşmaların alınıp şantaj unsuru olarak kullanıldığı konusunda da bayağı söylenti var ve sizin dairenize yönelik de suçlamalar var. Bizim dairemize yönelik öyle bir suçlama olmaması lazım ama o kadar konu çok ki tabii hangisine cevap vermekte zorlanıyorum. Ancak şu var. Deminki sorduğunuz yer mi kaldı? Cumhurbaşkanlığı santralı için aynı şeyi söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı santralı görev yapan bu kadar telekomun görevli insanları var. Bu insanların hiçbiri bir devletin cumhurbaşkanının telefonu dinlemesine müsaade edemezler. Mümkün değil. Bu devletin görevlileri en üst makamda bulunan bir cumhurbaşkanının telefonu dinlemek gibi bence çok şerefsizlik kabul ettiğim bu olayı kesinlikle yapmazlar. Ama bu o kadar abartılıyor ki bir müddet sonra ben bile soruyorum. Diyorum ki bu işin başındaki benim ama bu nasıl oluyor? Bu kadar abartı, bu kadar büyük geliniyor ki işte şu cihazlar alınmış. TX cihazları var, RX cihazları var deniyor. Ben şunu çok açık söylüyorum. Devletin gümrük teşkilatı açık. Hangi cihazları yurt dışına ithal etmişiz, hangisini almışız bir kalemde çıkarmak mümkün. Genelkurmay'ı dinlediniz mi? Aynı şeyi orada söylüyorum. Diyorum ki birincisi bu işin ispatı bizim bağlı olduğumuz santralı kontrol edilsin. Bizim bağlı olduğumuz santraldaki görevlilerin tamamı dinlensin. Yani bizim binamıza gelmenize gerek yok. Santral dinlensin. Bir tek hat diyorum. Ki bunu çok açık ve net söylüyorum. Çok net söylüyorsunuz. Bir tek hat. Bir tek. Yani ikinci hat demiyorum. Bakın bir tek hat dahi varsa yani zaten sorumluluğum var. Şurada şunu çok açıkça söylüyorum. Ben hayatım boyunca yalan söylemeyken de düsur edilmiş bir insanım. Bütün namusum, şerefim ve mukaddesatım üzerine yemin ediyorum. Bir tek hat yoktur.
bir tek hat Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Ankara şehirci telefonlarının dinlenmesi bir tek hat yoktur. Tek. Genelkurmay'ı olayı söylüyorum. Bunu bir nebze bazı arkadaşlar da yazdılar. Benim anlatımlarımı biraz değiştirerek de olsa. Genelkurmay kendine has santral olan, kendine has özel şebekesi olan kendi muhabiresini yapar. Bu konuda Türkiye'deki demeyeyim en ciddi müesseseden bir tanesidir. Sıradan bir konuşmaları bile kriptoyla yaparlar. Dinlenebilir ama. Hayır, dinlenemez. Çünkü genelkurmay dahi dinlenemez. Hayır, genelkurmayı isteseniz dinleyemezsiniz. Yani bu konuda Türkiye'deki en ciddi ve en tedbirli müessese genelkurmaydır.